Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 38 gün. Hayallerimizdeki listeleri kazanmanız için çok az bir zaman kaldı. Çok iyi değerlendirdiğiniz eminiz. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Hemen başlıyorum. Arkadaşlarımızdan Periloji ve Selena isimli iki değerli öğrencimiz demiş ki denemede süre yetiştiremiyorum ve matematiği yapamıyorum ne yapmalıyım? Diğer öğrencimiz de hocam sınavlarda süre yetiştirmek için aşırı stres yapıyorum. Süreli de çalışıyorum. Bu yüzden çok hatam çıkıyor ve motivasyonum düşüyor. Ne yapabilirim demiş. Arkadaşlar bugün şimdi sizlere LGS'de sözel ve sayısalda süre artırmanız sağlayabilecek çok önemli taktikler vereceğim. Şimdi öncelikle şöyle deneme sırası yapacaklarınızı söyleyelim. Birincisi arkadaşlar kodlama, ikincisi turlama, üçüncüsü zaman kontrolü, dördüncüsü de stres yönetimi. Şimdi ilk başta stres yönetiminden başlayalım. Neden? Çünkü eğer sınava başladığınızda sözel bölümde illaki birinci sorudan başlarsanız birinci soru eğer zorlayıcı bir soruysa sizin moralinizi bozabilir ve bu 2, 3, 4, 5 hepsine yansır. Halbuki kitapçıkları size dağıttıklarında veyahut da deneme çözerken şöyle gözünüze birkaç tane kolay soru kestirin. Yani bu soru kolay değil mesela sözel mantık sorusu. Ama bu soru kolaysa veyahut da şu soru karşılaştırma örneklendirme falan. Bu kolaysa bunu gözünüze kestirin. Denemeye başladığınızda yani start verildiğinde hadi bakalım başladı dediklerinde denemeye gerçek LGS de böyle. Önce bu soru yapın. Sonra pardon. Önce bu soru yapın. Sonra bu soru yap. Yani gözünüze kestirdiniz. Kolay sorulardan başlayın. Böylece stresiniz azalacaktır. Çünkü ilk başta stresiniz artacak ama birkaç tane soruyu doğru yaptığınızı ettikçe stresiniz azalacak. Sözel bölümde başlangıçta böyle yapmanız lazım. İkincisi sayısal bölümede biz öğrencilerimize her zaman fen'den başlamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü fen matematiğe nazaran daha kolay, daha leziz daha rahat yapılabiliyor. Dolayısıyla fen'den başladığınız bir sayısalda motivasyonunuz yükselecek. Ardından da matematiğe geçtiğinizde sürenizin yettiğini göreceksiniz. Şimdi stres yönetiminden sonra bir şey daha var. Zaman kontrolü. Burada da arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Türkçe'yi Denemelerde tabii şimdiden başlamanız lazım bu taktiğe. Eğer uymuyorsa normal geri eski sisteminize dönmeniz lazım. Nedir? Şimdi normalde öğrenci genellikle 1 2 3 4 5 diye gidiyor. Halbuki ne öğrendik? İlk başta yapabildiğimiz kolay sorudan başlayacağız. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, diyelim ki Türkçede birin soru yaptınız, iki yaptınız, 3 4 5 6 7 8 9 ...onu yaptınız ya. Artık birazcık inkılap tarihine geçebilirsiniz. Çünkü inkılap tarihi belki size daha kolay geliyor. Veyahut da size daha kolay gelen dine geçebilirsiniz. Veya da İngilizce daha kolay geliyorsa İngilizceye geçebilirsiniz. Burada Türkçe ara vermenizin sebebi şu. Böyle bir dinleniyorsunuz. Sonra tekrar Türkçe'ye geri dönün ama. Mesela inkılapta 10 soruya baktıktan sonra ya da İngilizce'de ya da dinde 10 soruya baktıktan sonra hemen geri dönün. Ve Türkçe'de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diye bitirin. Eğer bunu yapmazsanız şöyle bir şey hazır olmanız gerekiyor. Nedir o da? Şimdi onun soru yaptınız. Bakın buraya kadar Türkçe paragraflar geldi. Sonra gittikçe daha da zor olacak 11, 12, 13, 14'te sözel mantık geliyor. Sonrasında 15'te büyük bir görsel sorusu sonra 16'da başka bir tablo grafik sorusu sonra 17'de yine grafik sorusu yani gittikçe Türkçeyi biraz yormaya başlıyor öğrenci. E o zaman ne yapacağız? Bir dinlenip geri dönebilirsiniz. Fakat bu taktiği eğer uygulayamıyorsanız direkt Türkçenin 20 sorusunu çözüp tekrar inkılap din işte İngilizce ile devam edebilirsiniz. Bu taktik Türkçe gibi kat sayısı yüksek ve zorlayıcı bir derse size bir ara vermenizi, enerji toplamanızı ve geri dönmenizi sağlar. Böylece Türkçe sorularında daha yüksek nete çıkabilir ve süreyi de yetiştirebilirsiniz. Diğer bir şey ise arkadaşlar turlama tekniği. Bu zaten en önemlisi. Yani buradakilerin içerisinde en önemlisi hangisi deseler tabii ki de buraya yıldızımızı koyarız. Neden? Çünkü nasıl antef fıstığını yerken önce açık fıstıkları yiyorsak, sonra dişimizi acıtacak kapalı, açılmamış fıstıkları yiyorsak, sorularda da önce açık fıstıklar yiyeceğiz. Yani en başta söylediğim gibi ilk başta böyle gözünüze kolay gelen sorular yapacaksınız. Sonra bir yaptınız, iki yaptınız, üçü yaptınız, dörtte takıldınız diyelim ki. Dörtte ısrar etmeyin. Eğer bir soruya bir buçuk dakikadan fazla süre verdiğinizi hissediyorsanız. Çünkü bir soruya bir buçuk dakika süre veriyorlar. Bir buçuk dakikadan fazla süre verdiğinizi hissediyorsanız. Bu soruyu şöyle küçük mintoş bir yuvarlak için alın. Ve sonra diğer soruya geçin. İkinci turda bu soruya geri dönün. Ve soruya da sakın böyle kocaman bir yuvarlak atmayın. Çünkü kocaman yuvarlak attığınızda geri döndüğünüzde moralinizi bozar. Ama küçük bir yuvarlak attığınızda ha ben bu soru mintoş bir soruymuş. Şimdi yapabilirim dersiniz. Dolayısıyla ilk turda sizin kolayınıza gelen soruları yapıyorsunuz. İkinci turda böyle mintoş yuvarlaklar bıraktığınız sorulara geçiyorsunuz. Ve bu da şu da önemli arkadaşlar. İki seçenek arasında kaldığınızda aklınıza ilk gelen işaretleyin. Ama 3-4 seçenek arasında kaldıysanız boş bırakın. Çünkü üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Ama iki seçenek arasında kaldıysanız aklınıza ilk geleni işaretlemeniz iyi. Çünkü bir doğru da üç yanlışı götürüyor. Bu da önemli. Dördüncü önemli bir şey ise kodlama bilgisi. Mesela diyelim ki evde geri sayım denemelerini çözüyorsunuz. Geri sayım denemelerinin içerisinde analizler var ve kodlama kısım var. Burada arkadaşlar kodlama sayfasını şöyle mesela açayım sizler için bir tane şöyle yırtalım şöyle. Hatta yırtmasak iyiydi ama neyse artık yırttık. Şöyle yırtık ya. Burada denemeyi çözerken arkadaşlar diyelim ki birinci denemeyi çözeceksiniz. Şöyle açalım. Nerede ilk sayfada ha. Cevapları da gösterdik ama size neyse. Birinci, birinci başladınız. Şimdi bunu yaptınız, iki yaptınız, üçü yaptınız, dördü yaptınız, beş, altı. Şimdi kodlamaya geçin. Yani biri yaptım, kodladım. iki yaptım, kodladım. Kaydırma ihtimalinizi artırabilir. Uzmanların tavsiye ettiği öğrencilerin iki sayfada bir kodlamasıdır. ve i̇ki sayfada bir yaptığınız zaman da arkadaşlar hem de dinlenmiş olursunuz. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altıyı kodladınız. Eğer dördü boş bıraktıysanız bunu da görebilirsiniz. Ve bu kodlama bittikten sonra diğer sayfaya geçersiniz. 7, 8, 9'u yaptınız. Sonra yine kodlarsınız. Diğer sayfaya geçtiniz. 10, 11, 12 yaptınız. Kodlarsınız. Diğer sayfaya geçtiniz. 13 yaptınız. 14'ü yuvarlak için aldınız. Takıldınız bir soru. 15, 16'yı yaptınız. Böylece bunu görürsünüz. Ve iki sayfada bir yaptığınız için de dinlenmiş olursunuz arkadaşlar. İşte deneme sırası yapmamız gereken en önemli şey başında bu dördü geliyor. Peki deneme taktikleri sadece deneme sırasında mı? Hayır öncesi önemli. Yola çıkmadan önce yolculuk sırasında ve yolculuktan sonraki önemli taktikler de bizi kurtarabiliyor. Deneme öncesinde ortam düzeni çok çok önemli. Yani gerçek LGS'ye girdiğinizde yanınızda cep telefonunuz olacak mı? Hayır. Gerçek LGS'ye girdiğinizde yanınızda annenizin getirdiği meyve kek olacak mı? Hayır. O zaman denemeleri de evde çözerken aynı okulda, dershanede ve aynı zamanda e, gerçek LGS'ye girdiğinizde çözdüğünüz gibi tamamen pırıl pırıl bir ortamda çözün. Yani sadece sadece deneme kitapçı ve kaleminiz olsun. Başka da bir şey olmasın. Çünkü onlar dikkatinizi dağıtabilir ve gerçek LGS sizi tam anlamıyla adapte etmeyebilir. Yani her deneme esasında LGS'nin bir provası. O zaman onun gibi olması lazım. Yani telefon falan olmaması lazım, gürültü ses, bunları kontrol etmeniz lazım. Yani dışarıdan gelebilecek bir ses esasında LGS öncesinde dikkatinizi dağıttığında fazla da böyle moralinizi bozmayın çünkü gerçek LGS'de belki sınıfta sizin dikkatinizi dağıtabilecek insanlar inşallah olmaz ama olursa da önceden zaten hafif gürültülü ortamlarda çözdüyseniz bu da size bir tecrübe kazandırır. Bir de motivasyon ve istek önemli. Yani denemelere girerken yine kötü yapacağım. Eyvah yine olmayacak değil de bu sefer en iyi denememi yapacağım. Şimdikinden daha iyi yapacağım şeklinde motivasyonu girerseniz bunun da deneme netlerinizi artırdığını göreceksiniz. Biz mesela aynı denemeyi öğrencilerden bir tanesi çok çalışkanken diğeri de az çalışkan olsun. Aynı deneme diyoruz ki öğrenci bak diyoruz, Çalışkan öğrenci bu deneme çok zor patlayacaksın yapamayacaksın inanılmaz kazık diyoruz. Diğer zayıf öğrencileri de bu denemeyi sen yaparsın ya sen çok zekisin sen çok akılsın diyoruz. Aynı netleri çıkarıyorlar. Niye? Çünkü diğerine motivasyon verdik. Diğerini korkutmadık. Diğeri ise daha çalışkan olduğu halde onu korkuttuk. Motivasyonunu bozduk. İşte buna benzer şeyler gerçekten aynı denemede bile sonucu değiştirebiliyor arkadaşlar. Deneme sırasında söylediklerimizi unutmayın. Kodlama iki sayfada bir. Turlama tekniği. ilk başta kolay sorular sonra zor sorular. Zaman kontrolü Sayısalda önce fenden başlıyoruz. Türkçe'de isterseniz iki parça çözebilirsiniz. Stres yönetimi de önce kolay soruları çözüyoruz. Deneme sonrasında da raporlama çok çok önemli. Çünkü sizi yaptığınız yanlışlar yüceltecek. Yani siz geldiniz LGS e geri sayım denemelerini çözdünüz. Atıyorum burada üçüncü soru yanlış yaptınız. Üç yanlış. Hayır. Bu üçün sorunun neyle alakalı olduğunu analiz edip görmeniz lazım. Bu tezatlama alakalı, o alakalı, batı cephesiyle mi alakalı, element sınıflarıyla mı alakalı? Bunu bilip bununla alakalı raporlama yapıp hatalarınıza göre testler, ödevler vermeniz gerekiyor. Ve hata kutusu oluşturmanız lazım. Yani geri sayım denemelerinde veyahut da doz denemelerinde çözdüğünüz ve hatalı yaptığınız soruları bence eğer böyle dikkat eksikliğinden değilse, bilgi eksikliği eksikliğiyse mutlaka onları duvarınıza asın ya da onları raporlayın. Çünkü buradaki soruların birçoğu gerçek LGS'de karşınıza gelecek ve deneme çözmek şu anda LGS'e hazırlanan öğrenciler için en değerli çalışma. Kendinize de meydan okuyun arkadaşlar. Yani tarih attınız. Bugün 38. gün kala çözdüm. Süreyi kontrol edin. Yani kaç dakikada bitirebiliyorum, kaç saniyede bitirebiliyorum, işte kaç saatte bitirebiliyorum. Buna benzer süreler verin. Gittikçe netlerinizin arttığını, sürenizin ise azaldığını göreceksiniz. Bizler 2024 LGS'de sizlerin hem sözelde hem de sayısalda çok yüksek netlere ulaşacağınıza eminiz. Bizler sizlere güveniyoruz. size kendinize inanın. Mutlaka mutlaka LGS geri sayım denemelerimizi, doz denemelerini bunlar aşama aşama çıkıyor biliyorsunuz. Çözmenizi tavsiye ediyoruz. Birçok soruyu gerçek LGS'e kalacak kaliteli denemeler. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizlerin yorumları çok değerli. Kendinize iyi bakın. Sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. <laughs>